Gösteri ne zaman başlıyor kızı? Oğlum heyecan zirvede ya. Ya heyecan dedin de ben de şu tiyatro metnini tekrardan okuyunca bir heyecanlandım ya. Acaba diyorum Berk bana da şöyle sahne önünde bir rol mü yazsan? Keyifli olur gibi geldi. Bakarız. Gerçi bu tip işlerde iyi bir rol için yazarların iyi tutman gerekir ama sen de bunu yapabilir misin bilemedim işte. Ay aman kalsın kalsın. Ağaç maaç ol bu yazarların iyi tutacağına. Seni zaten kendime sakladım tatlım. Final devamında küçük prenses yazarla kaçıyor. Lan! Berk vallahi merakımdan soruyorum. Oğlum sen gıcıklığına mı yapıyorsun ya? Uzak dursana kardeşim ben. Ya oğlum uğraşma şunla tamam bırak. Oğlum Doruk nerede kaldı? Bir aksilik mi çıktı? Ne bileyim ben, bana niye soruyor? Ben nereden bileyim? Gençler! Ya şu Barkovizyon'dan bir duyuru mu varmış, ne varmış? Gelsenize bakalım oraya hep beraber, ha? Hadi, hadi! Ne duyurusu ya bu? Ne duyurusu olacak? Tiyatro gösterim için tarih açıklanacak herhalde. Berk ya! Ya duyuru olsaydı hoca kendisi söylerdi herhalde. Niye Barkovizyon'dan duyursun ki? Sen galiba basit bir şey sandın Ayşe'cim ama herkes beni ayakta alkışlayacak. Oğlum sen bu yazarlık işini iyice abarttın ha. Kendini baya baya ünlü bir yazar sanmaya başladın. Zaten öyleyim oğlum. Sen de sayemde kral oldun işte. Daha ne konuşuyorsun? Ben her zaman kralım oğlum. Kötülükler kralıyım ben. Krallar da devrilir aslan. Diyorsun. Garsonluk yapacağız, 3 kuruş para kazanacağız diye koşa koşa gittiği yerde eskort sandıklarını duyunca içimin yağları eriyor biliyor musun? Sonuçta bütün nefret ettiğim adamların ortak noktası o kızlar değil mi? Ama kabul edin çok güzel bir zik kurguladım. 10 numara hileke sıçrattım üstünüze. Ha bu arada senin kardeşin tamamen bonustan çıktı. Benimle ilgisi yok. Bu sefer büyük battın işte. O fotoğrafları sen çektirttin değil mi? Ya o kadar gece kurgulamışız. Elimizde bir anısı olsun değil mi? Bak, bu yaptığın pisliği var ya herkese anlatacaksın. Ben o kadar aptal mıyım sence? İnanmıyorum ya. Ben de. Sen nasıl böyle bir insana dönüştün ya? Senin hiçbir durduran yok mu? Senin krallığa ne oldu ya kral? Çöktü görüyor musun? İslan sesini beyinsiz. Geçmiş olsun. Patladın. Göstereceğim ben sana patlamayı. Diyorsun. Tolga Barçın. Hemen odama geliyorsun. Bu burada bitmedi. Hepiniz göreceksiniz. Tamam. Geç. Vallahi artık cezasını çekecek. Abi var ya vallahi çok sağ ol ya. Kadir abi gerçekten teşekkür ederiz. Bana teşekkür etmeyin. Doruk olmasa böyle bir son olmazdı. Sağ ol Doruk. Yani iyi bir ekip çalışmasıydı diyelim. Gidin. Biz de yavaştan kafeye doğru geçelim ha. O
Vay be. Nerede o lavabo yalatan çocuk? Nerede bu çocuk? Aşk işte oğlum. Adama doğru bildiğini unutur. Bugün dünden iyi, yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek.